göstermek için. Bunun yanında bizim yaz boyunca özel spor okullarımız da var. Ki bunlar zaten bütün kış boyunca devam ediyor. <laughs> Ve buna biz yazında devam edeceğiz. Onlardan da bir bahsedebilir miyiz? Şimdi yakında o üniversitesinin biliyorsunuz artık 7'den 70'eydi eğitim e, hedefi ama 0 yaşa da indik. Ee. Eğitim sadece akademik değil sanatsal ve sportif yönde de Yakın Doğu Ailesi bünyesi içerisinde gerçekleştiriliyor. Yetenek avcıları yaz okulu dışında 5 tane de yaz okulumuz var. Kısaca bahsedeyim sırayla ben bunlardan e, dans yaz okulumuz var. Dönem içinde çalışmalarına devam ediyor dans yaz okulu Tabii. bütün se sene boyunca. E, yine 23 Haziran 17 Temmuz tarihleri arasında da bir yaz okulu çalışmamız olacak. Dans etmeyi yaşam tarzı edinmek isteyen çocuklarımızın e, özellikle tercih edebileceği bir yaz okulu. Salı ve Perşembe günleri e, gerçekleştirecek yaz okulu çalışmalarını dans okulu. 3 ve 4 saatleri arasında ve ulaşım e, ve çok makul bir ücrete gerçekleştirilecek ulaşım da dahil e, bu yaz okulumuza. Yine tenis yaz okulumuz var benim de branşım olan. Evet. Ee, biz oynamak bir ayrı, tenis oynamak bir ayrıcalıktır sloganıyla çıktık bu seneki yaz, tenis yaz okulumuzu. Zaten yaz geldiği zaman sanırım en gözde sporlardan bir evet. tanesi de tenis oluyor. Evet. Ee, talebin günümüz eskiye göre günümüz şartlarında arttığı bir spor branşı. Bireysel spor olması da e, özellikle bireysel olarak karakteri sivrilmiş çocukların dikkatini çekmesini sağlıyor tenis. 16 Temmuz'a kadar aralıksız çalışmalarımız devam edecek. Pazartesi ve çarşamba sabahları 9 ve 10 saatlerinde ve yine ulaşım sağlıyor üniversitemiz tenis yaz okuluna. Basketbol yaz okulumuz var. Takım sporlarına yönelik çalışmalarını hiç aralıksız devam ettiren bir kur kurumuz. Beş yaşa indi bu sene basketbol yaz okulumuz. Bu sene evet. ilk basketbol okulumuz. İlki gerçekleştirdiler. Önümüzdeki yıllar için özellikle küçük yaşta teknik öğrenim önemli evet. ve kalıcı da oluyor. Bu sadece basketbol için değil bütün spor branşları için geçerli bence. Ee, Salı perşembe günleri olacak yine basketbol okulu çalışmaları. Ulaşım dahil ve 6-12 yaş grubunu kapsıyor. Bu sene ilk defa badminton yaz okulu yapıyoruz. 8 ve 12 yaş grupları için. Pazartesi ve çarşamba günleri sabah 9-10 saatlerinde olacak. Ve yine ulaşımımız ücretimize dahildir. Dediğim gibi bireysel sporlar evet. özellikle badmintonun ülkemizdeki durumu da göz önünde bulundurulduğu zaman daha çok bence ilgi gösterilmesi gereken bir spor evet. ee, eğitim badminton eğitimi yine küçük yaşta teknik açıdan önemli ee, futbol yaz okulumuz var ee, 23 Temmuz tarihine kadar devam edecek futbol yaz okulumuz ve şu anda çalışmaları devam ediyor bilginiz dahilinde evet. Pazartesi ve çarşamba günleri sabah 10-11 saatleri arasında olacak. 8-12 yaş grubu yine hedef kitlemiz.